Ben Hatice Açarı, yüksek biyolog ve Herbalife yaşam koçu. Bugünkü konumuz, böyle elimde birkaç tane defter var. Hatta sayayım, 2, 4, 6, 7 tane. Okul defterim onlar. Evet, okul defteri gibi değil mi? Bunlar bizim beslenme kulübümüzde kahvaltımıza gelen beslenme tarzlarını bizimle değiştiren ve sonuç alan üyelerimizin, kulüp üyelerimizin defterleri. Bunlarla biz günlük... Defterleri derken defterlerinden birkaçı galiba. Defterlerini tabii 7 kişi. Yani yüzlerce danışandan birkaç tanesi. Burada birkaç tanesinin bugünkü videomuzun konusu için bunu şey yaptım. Böyle burada günlük kilo değişimleri ne yediği ne içtiği yazıyor. Ne yediği ne içtiği değil de bugünkü konumuz Herbalife ürünleriyle bir ayda kaç kilo verilir? Bu konu üstüne... Tahmin yapabilir miyiz? Bir ayda kaç kilo verir? Hadi sen bir tahmin yap bakalım. 10 kilo. Olabilir. Olabilir. Net bir şey yok galiba. Olabilir dendiğine göre. 10 kilo verebiliriz. O zaman hiçbir şey söylemiyorum. Sizi dinliyorum. Burada hani üyelerimizin birkaç tanesinin defterlerini çıkardım. Ki analiz yaptığımız için biz onları düzenli olarak ne kadar kilo vermişler bir ayda. İlk aylarında bunları paylaşacağım sizlerle ve aralarında fark varsa bu farkların neden olduğu üstüne konuşacağız. Mesela buradaki defterimiz 30 yaşında bir bayan, boyu 1.59. Başladığında 85.9 kiloymuş ve bir ayın sonunda 79.900 olmuş. Not alıyor muyuz? 6 kilo vermiş. 6 kilo. Evet, bir ayda 6 kilo vermiş. Baya 30 yaşında, 1.59 boyunda. Evli ve iki çocuğu vardı. Bu arkadaşımız. Evet, bir diğer danışanımıza, kulüp üyemize bakalım. 49 yaş, 1.55 boy, bayan, 3 çocuğu var. Başladığında 97.9 kiloymuş. Bir ayın sonunda 95.300, yani 2.6 kilo bir ayda. Evet. Bir ayda 2.6 kilo. 6 kilo 2.6'ya düştük. Hadi bakayım. Evet. Düşüyoruz. Şimdi burada bakalım. Yine bayan 38 yaş ve 1.65 boy. Başladığında 80.6 kilo. Bir ayın sonunda 76.400. Yani 3.600, 600 daha, 4 kilo 200 gram. Oo, çıktı tekrar yukarı. Tamam mı? Evet, burada bir erkek var, 32 yaşında, 1.75 boyunda. Bu arada bu bayanımız da evli ve iki çocuklu. Erkek danışanımız da evli, iki çocuğu var. 32 yaşında 86.5 kilo ile başlamış. 80.2 kilo, yani 6 kilo 300 gram vermiş bir ayda. Tekrar 6'ya çıktık. Bakalım daha fazla var mı? Yine 34 yaşında bayan, 1.60 boyunda. Yanlış hatırlamıyorsam 3 çocuğu vardı. Ve çok genç yaşta evlenmiş birisiydi. Yani kendisi 34 yaşındaydı ama 16-17 yaşında da bir büyük çocuğu yaşlıydı. 77.600'de başlamış. 73 ile bitmiş. 4.6 kilo bunun da bir ayda verdiği kilo. Şu anda ortalama 4-5 arası. Tamam. Şimdi bayan 25 yaş, 1.80 boyunda. Başladığında 141.700. Bir ayın sonunda 130 kilo 300. Yani 11 kilo 400 gram. Bir ayda 11 kilo 400 gram. Uçtuk valla. 11.400. 25 yaş, evli ama çocuğu yok. Yani ortalama 7-8 kiloya çıktık şu anda. Ortalama. Bayan 40 yaşında, 1.60 boyunda, 3 çocuk annesi. 88.400 ile başlayıp... bir dakika, bunu şuradan bakacağım. Bir ay sonucuna sayfadan. 88.400 ile başlayıp 82.5. Yani 6 kilo 200 gram mı? Evet. 6 kilo 200 gram. Şimdi arkadaşlar. Ortalama 7.5 kiloya denk geliyor.
Ama tabii ilk ayında. İlk ay sonuçları bunlar. İlk ay en yüksek kilo. Aynen. İlk ay en yüksek kilo oluyor. İlk ayda aslında bizim beklentimiz kişinin hani ortalama bir yaşta olduğunu düşünürsek hani 30-40 yaş arası. Başta söylediğimiz 2,5 kilo veren de var. Evet. 6 kilo veren de var. 8 aynen. kilo veren de var. 11 kilo veren de var. Hatta bizim en son bir uzaktan takip danışanımız vardı. Bir ayını tamamlamadan 12,5 kilo verdi. Yani 2,5 kilodan 12,5 kiloya kadar aynen. alan geniş. Peki neden? Şimdi evet. buraya gidelim. Neden? Şimdi neden böyle sabit değil verilen kilolar? En çok bize zaten gelen soru. Kapıdan içeri giriyorlar, her şeyi yapıyoruz. Diyor ki ben bir ayda kaç kilo veririm? Bizim verdiğimiz cevap da ayda 2 kilo veren de var, 12 kilo veren de var. Sen hangi gruptasın? Sen kaç kilo verirsin? 2 kilo mu verirsin, 12 kilo mu verirsin? 12 kilo vermek istiyorum diyorsa. 12 kilo vermek istiyorum diyor ama metabolizmasının hızı. Niye bağlı bu? Cinsiyet, yaş, bunun yanı sıra tıbbi geçmişi de çok önemli. Şimdi şöyle bir şey var. İkisi de aynı yaştadır. Biri doğum yapmış, bütün her şey aynıdır. Biri doğum yapmıştır, biri hiç doğum yapmamıştır. Bu iki insanın metabolizması tamam, peki bunları farklı. Bildiğinde sen kaç kilo vereceğini çıkarabilecek misin ya? Yani? Hayır. Onları bildiğinde yine çıkar. Hayır. Çünkü önceki videolarımızda bizim bir 21 gün videomuz vardı. Önce biz onunla programa başlayacağız. Bizim bir kişinin mevcut kilosunu ne kadar sürede verebileceğini söylememiz için önce programa başlaması, yani beslenme alışkanlıklarını değiştirmesi ve bunu 21 gün boyunca hiç kaçamaksız yapması gerekiyor. Yani 21 günde aldığımız sonuca göre ortalama bundan sonra aynen. bu aylarda bu kadar vereceksin diyebiliriz. Ama her zaman, şimdi şöyle bir şey var. Mesela ne vardı? Bir ilk ayında en çok kilo verene bakalım. 11 kilo 400 gram vermiş değil mi bir ayda? Evet. Bu kişi 12,5 ayda 52 kilo verdi. Yani her ay 11 kilo vermedi. Ondan sonraki ay hemen bakalım. Ne yapmış? Baktığımızda verdiği kilo 130'dan 4 kiloya düşmüş. 4 kilo 130'dan 4 kiloya yok, düşmüş. Yok yani güzel. Pardon. 130.3'ten 126.5'a düşmüş. Yok etmişsiniz. Yani 4 kilo 200 grama düşmüş ikinci ayda verdiği kilo. Evet. Çünkü ilk ayda verilen kilonun kişinin vücudundaki şeye göre bir de ödem de vardır. Vücudumuz çünkü yağ oranı arttıkça ödem de düşüyor. Düzensiz bir beslenmeden dolayı aynen. vücutta oluşan ödem. Vücutta oluşan bir ödem var. O ödem zaten ilk 21 günde gidiyor. Ama şöyle bir şey var. Ya bayanların vücudu genel olarak ayın yarısında ödemli oluyor. Onlarda çünkü iniş çıkışlar oluyor. Programı harfiyen uysalar bile. Biyolojik yapıları farklı. Erkekler daha fazla ödem verdiği için o zaman erkeklerde İlk ayda kilo verme olayı daha yüksek. Aynen. Programı uyarlarsa. Kesinlikle. İlk ayda daha fazla kilo veriyorlar ve ondan sonraki aylarda giden de programa uyuyorlarsa sadece yağ oluyor. Bir kere iki cinsiyeti düşünelim. Erkek ve kadın. Her koşulda eşit bile olsalar erkek her zaman daha fazla kilo verir. Çünkü erkeklerin metabolizması daha hızlı çalışır. Erkeklerin günlük yaktığı kalori daha fazla çünkü erkeklerin kas oranı daha fazla. Kadınlarda yağ oranı normalde, hani normal dediğimiz durumda bile kadınların yağ oranının erkeklerin yağ oranına göre neredeyse iki katı. Burada bir biyolojik farklılık var. Yani ondan dolayı kadınlar erkeklere göre daha yavaş kilo verirler. Her şeyleri eşit koşullarda olduğunda, yani hastalık açısından ikisi de diyelim ki sağlıklı, hiçbir rahatsızlığı yok. İşte fazla kiloları aynı ise erkek daha çabuk sonuç alır. Sonuca daha çabuk ulaşır. Onun haricinde aynı cinsiyeti düşündüğümüzde 15 yaşında biriyle 25 yaşında biri, 25 yaşındaki biriyle 35 yaşındaki biri, 35 yaşındaki biriyle 45 yaşındaki birinin metabolizma hızı aynı olamaz. Öbür türlü de her şey eşit olduğu halde aynı cinsiyette iki kişiyi düşünelim. Her türlü koşulda eşitler
Ama biri daha fazla kilo veriyor, biri daha az kilo veriyor. Bu da şunu gösteriyor. Daha az kilo veren ya daha az kilo veren programa uymuyor, kaçamak yapıyor. Ya da daha fazla kilo veren bir şeyleri yanlış yapıyor. Yani başka yerden gidiyor. Onun için kişinin, özetleyecek olursak, bir ayda Herbalife ürünleriyle ne kadar kilo vereceğinizi ancak programa başladığınızda ve 21 gün boyunca bizimle işbirliği yapıp hiçbir şekilde kaçamak yapmadığınızda 21 gün sonra alacağınız sonuca göre ayı kaç kiloyla kapatacağınızı söyleyebiliriz. Merak ettiklerinizi yorumlara sorularak iletebilirsiniz. Abone olup beğenmeyi ve tavsiye etmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.